Herkese selamlar. Sizlere bugün Bim firmasının Kuba Speedlight katlanabilir elektrikli bisiklet modelini tanıtıyor olacağım. Geçen aylarda Kuba S15 modelini satıyordu. Bir kampanya yapmıştı Bim firması. Evet, çok talep gördü. Birçok kişi bu Kuba S15 modelinden satın aldı. Fiyatında çok uygun geldiği için insanlar bunu tercih etti. Ancak bazı problemler çıktı. Kronik sorunlar oldu. Bu sebeple alan kişilerin bir kısmı memnun kalmadı. Bununla ilgili bir tanıtım videosu çekmiştim. Videomu daha önceden izlemiş olsalardı almayabilirlerdi veya farklı bir modele yönelebilirlerdi. Bunlarla ilgili yorumlar aldım. Bunu söylemek isterim sizlere. Hemen Speedlight'tan bahsetmek istiyorum. Devam etmek istiyorum. Kuba Speedlight modeli aslında dar gelirli kişiler için alınabilecek elektrikli bisiklet arasındadır. Çünkü birçok elektrikli bisikletin fiyatları gerçekten üst seviyelere ulaştı. Şu an Speedlight'ın internetteki Bim'in haricindeki diğer satış alanlarına baktığımızda, incelediğimizde yaklaşık olarak 11.500 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bim'in yapmış olduğu kampanya fiyatı 9.000 TL. Yani şöyle bakmak gerekirse 2.500 TL'lik bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. Aslında bu ciddiye alınması gereken bir farktır. Alınabilir mi? Evet, alınabilir bu 9.000 TL kampanya fiyatıyla. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hemen teknik özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli bunlar. Dikkat edilmesi gereken, ciddi paralar veriyoruz. İlk olarak bisikletin gövde yapısı gözümüze çarpmaktadır. Gerçekten güzel, şık ve ergonomik bir gövdesi var. Ama bu resimlerde bu şekilde gözüküyor. Çok şık duruyor. İnce olmasının dezavantajları da var, avantajları da var. Bunlardan bahsedeceğim birazdan. Gövde yapısı arkadaşlar küçük. Yani şöyle söyleyeyim, boyu uzun olan kişiler bu bisikleti kullandığında çok tuhaf duruyor. Çok küçük duruyor bisiklet. Yani minyon olan kişiler, genelde bayanların sürebileceği bisikletler arasında olduğunu söyleyebilirim. Ama erkekler de sürüyor. Bunu süren birçok kişiyi zaten günlük hayatımızda görüyoruz sağda ve solda. Speedlight modeli en çok satılan modeller arasında. Bunu da söylemek isterim sizlere. Renk seçeneği olarak Bim firması bizlere beyaz olarak satışa sunuyor. Gövdeden ve gidondan katlanma özelliğinin olması mükemmel bir özelliktir. Çünkü araç bagajına sığması, toplu taşıma araçlarında bir noktadan diğer noktaya götürülmesinde bizlere büyük avantaj sağlamaktadır. Pedalları katlanabilme özelliğine sahiptir. Bir jiklesinden tutup çektiğimizde çok rahat bir şekilde pedallar katlanabiliyor. Araç bagajlarına sığdırırken bu özellik gerçekten üst seviyede bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hemen selesinden de bahsedelim. Çok kaliteli bir selesi yok. Ancak 150 TL civarında bir sele alarak bunu daha rahat kullanabileceğiniz bir seleyle değiştirebilirsiniz. Arka taşıma aparatından da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 20-25 kilograma kadar yük taşıyabilirsiniz. Hatta küçük çocuklarınızla güzel ve keyifli yolculuklarda arkada tutunarak yapabilirsiniz. Tabii ki çok dikkatli olmanız gerekiyor bu durumda. Bataryasından da bahsetmek istiyorum sizlere. 36 volt 7.8 amper saat olarak bu bisiklete monte edilmiştir. Bazı yerlerde 8 amper saat olarak gösteriliyor ama 7.8 amper saat arkadaşlar. Lityum pilli olduğu için uzun ömürlü olduğunu sizlere söylemek isterim. Telefonlarınızda bulunan bataryalar gibi aynı özelliğe sahiptir. Bataryasının çıkarılma özelliğine sahip olması bizlere evde, işte, kafede ve her yerde sosyal hayatımızda şarj etme imkanı sunuyor. Güzel bir özellik. Üzerinde 250 wattlık bir motor bulunmaktadır. Günümüz şartlarında kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre 250 wattın üzerinde motor olması ve 25 kilometre hızla sürüş hızımızın sınırlandırılmış olduğunu sizlere belirtmek isterim. Şayet 250 wattın üzerinde olsaydı ne olurdu? Motorumuz ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe kayıt gibi durumlar bizleri bekliyor olacaktı. Ama bu bisiklet için bunlar gerekmiyor arkadaşlar. Bununla ilgili birçok kişi bu soruyu soracaktır. El gazı var mıdır? Üzerinde bir el gazı gelmiyor. Harici olarak satılmaktadır. RKS firmaları, yani bayilerinde bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 200-250 TL civarında işçilik dahil şu an takılmaktadır. Kanunda bir madde daha var. El gazından bahsetmişken hemen sizle onu da paylaşayım. Kanun ve yasalara göre el gazı ve parmak gazı aparatlarının elektrikli bisikletlere montajı yasaktır arkadaşlar. Para cezasından hatta ve hatta bisikletinizin bağlanmasına kadar giden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden ben size tavsiyem, spor yapmaya devam edin. Pedal gücüyle motoru çevirebiliyorsunuz. Hiçbir sakınca yok. Ama el gazı ve parmak gazı harici olarak taktırırsanız böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Gelelim sürüş mesafesine. Menzil olarak 30-35 kilometre civarında bir menzile ulaştığı belirtilmektedir. Ancak bu durum sizin yanıltmasın. Çünkü 35 kilometre yol giderim diye düşünmeyin. Çünkü bu durum yol şartlarına, kilonuza, hava durumuna, rüzgar gibi birçok duruma göre değişiklik gösterebilir. Ama size bir ortalama vermek gerekirse 25 kilometrelik bir menzile ulaşabilirsiniz bu bisikletle. Hemen LCD ekrandan da bahsetmek istiyorum. Tüm ayarları bu ekran üzerinden yapabilmekteyiz. Sürüş esnasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri anlık olarak veren gösterge paneli ve diğer özellikleriyle tüm ihtiyaçlarımıza anında cevap verebilmektedir. Şarj süresi 5-6 saat içerisinde tamamlanmaktadır. 20 inçlik bir alüminyum tel jant bulunmaktadır. Bisikletin ağırlığından da hemen bahsedeyim. Net ağırlığı 22 kilogramdır. Bisikletin maksimum taşıma kapasitesi 109 kilogramdır. Bu bisiklette 6 kademeli vites bulunmaktadır. Markası Shimano olarak karşımıza çıkarılmıştır. LED ön ve arka aydınlatmaları güzeldir. Çok kalitesiz değillerdir. Gece görüşlerinde trafikte sizleri rahatlıkla görünmenizi sağladığını söyleyebilirim. Herkes tarafından görünüyorsunuz geceleri. LED aydınlatmaları gerçekten iyi düşünülmüş ve güzel. Ön ve arka frenleri maalesef disk fren olarak monte edilmiştir. İsterdik ki bunlar hidrolik fren olarak yapılsaydı, satışa sunulsaydı. Maalesef disk fren olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlerin aklınızdaki soruları cevaplamaya istiyorum. Çünkü ben her videomun sonunda da soru cevap yapıyorum. Bunlar gerçekten çok önemli. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kuba Speedlight'e elektrikli bisiklet alınır mı? Herkes bu soruyu kendine soruyor. Evet, alınabilir. Performans, güç anlamında bisikletin küçük olması gibi sorunlara takılmıyorsanız fiyat anlamında kaçırılmayacak bir bisiklet olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ancak burada sizlerin kararınızı etkilemek istemiyorum. Diğer elektrikli bisiklet modellerine de bakmanızı öneririm. Hemen ikinci önemli soruya geçmek istiyorum. Rampalardan bu bisiklet çıkar mı? Çok önemli bir konu. Çok dik rampalar olmadıkça çok dik çıkar. Tabii ki çok verimli, performanslı bir şekilde çıkmayacaktır. Ama çıkar. Eğer bulunduğunuz lokasyonda, bulunduğunuz semtte, ilçelerde, nerede oturuyorsanız rampalar çok dik ise ve kendi ağırlığınızda göz önünde tutacaksınız. Dik ise maalesef bu bisikletler dik rampalardan çıkmayacaktır. Bu sebeple alma fikriniz varsa hemen vazgeçin. Üçüncü soruma geliyorum. Bu soru da çok soruluyor. Bu bisiklet çocuğuma alsam uygun olur mu? Eğer çocuğunuz 15 yaşını doldurmuşsa evet alabilirsiniz. Ama 15 yaşını doldurmamış ise kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre kullanması yasaktır. Kanun demişken bir bilgi daha vermek istiyorum size. Eğer elektrikli bisiklet kullanmaya karar verdiyseniz, almaya karar verdiyseniz muhakkak ekranın sağ üst köşesinde bir video paylaştım. Bu video çok önemli. Birçok elektrikli bisiklet kullanan arkadaşlarımız, elektrikli motosiklet kullanan arkadaşlarımız, hatta scooter kullanan arkadaşlarımızın da bu videoyu izlemesini öneriyorum. Alacak arkadaşlarımın da izlemesini öneriyorum. Çünkü bazı zorunluluklar getirildi. Kask, koruyucu gözlük, uygunluk belgesi, yelek, geceleri görmemiz için ve gündüzleri de giymemizi istiyorlar bizden. Bununla ilgili detaylı bir video çektim. Bunu muhakkak izlemenizi rica ediyorum. Hemen dördüncü sormanız gereken soruyu sizlere açayım. Söylemek istiyorum. Kurulumu nasıl oluyor? Kurulumu arkadaşlar servislerde yaptırmanızı öneriyorum. Kurulumu siz yaparsanız ne olur? Aslında hiçbir şey olmaz. Ama bazı servisler arıza çıktığında sizlere sorun çıkarabiliyor. Bu sebeple servislerde kurulumunun yapılmasını öneriyorum. Garantisini nasıl açtırabilirim? Şöyle söyleyeyim bu durumu da size. Garantisi bisikleti aldığınız yerden faturası ile birlikte yetkili servislerden randevu alarak hem kurulumu yapıyorsunuz hem de ilk garantisini başlatmış oluyorsunuz. Kurulumdaki işlemle aynı diyebilirim garantiyi başlatmak. Bakımları nasıl oluyor? Arkadaşlar bakımları elektrikli bisikletlerde marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Ancak size verilen garanti belgesinde bir çizelge vardır. Bu çizelgede ay ve kilometre kullanımına bağlı bakımlarınızı görebilirsiniz. Hemen 7. sorudan da bahsetmek istiyorum. Servis yedek parça konusunda sorun yaşar mı? Evet, bunlar bizim gerçekten bilmeniz gereken konular. Hemen bunu da kısaca size özetleyeyim. Evet, bu aralar tüm firmalarda neredeyse yedek parça sorunları yaşanmaktadır. Bunun bir iki tane asıl sebebi var. Birisi Çin'in pandemi süreciyle yarı zamanlı çalışmasından kaynaklı yedek parça konusunda sorunlar yaratıyor. İkinci konu ise elektrikli bisikletlere talepler çok fazla arttı. Bu sebeple fabrika ve servisler yedek parça anlamında yetişemiyorlar. Stok tutma anlamında da bazı problemler var. Bu sebeple de yedek parça konularında problem yaşanıyor. Arkadaşlar, tüm konulara ben objektif olarak yaklaştığımı düşünüyorum. Bir Telegram grubumuz var. Buradan da bütün sorularınızı yanıtlayabiliriz. Çok deneyimli arkadaşlarımız var. Çok bilgi sahibi arkadaşlarımız var. Ben de bu Telegram grubundayım. Sizlere yardımcı olabiliriz. Instagram hesabımı da sizlerle paylaşıyorum. Telegram hesabımda. Buradan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Kanalımızı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza yorum, beğeni ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.